Evet sevgili izleyicilerim, şimdi bakıyorsunuz her yerde sağlık ocağı var. Her vatandaşın bir aile hekimi var. Yani dağın en ucuna köşesinde evi dahi olanlar veya bir kulübesi olanın da aile hekimi var. Bunun gibi şimdi ben yıllar önceyi düşünürken ya bizim çocukluğumuzda efendim bir aşı olacağımız zaman işte okulun birine sağlıkçılar gelirdi. Okulun bahçesine sıraları koyarlardı. Üzerinde işte efendim aşılar veya aşı malzemeleri buna benzer. O zaman tabii tek kullanımlık enjektörler falan yok. Bunun gibi. Okulun bahçesi zaten efendim parke değil, karo değil veya efendim asfalt değil. Toprak, halk oraya toplanmış, yürüyüşler, toz, toprak hepsi havada. Zaten caddeler, yollar da hepsi stabilize toprak. Efendim o yani hijyen koşullarının olmadığı yerde efendim bir aşı neydi? Diyelim ki bir aşı yapıyorlar. İşte toplu iğneyi kolunuzu çiziyorlar. Bu aşı. Bunu gördük. Daha sonra ne vardı? Yine o tozun toprağın içinde başka bir zaman yine aynı öyle bir kalabalık ortama toplanmışlar. Tabii bunun kaydı falan yok. Getir çocuğunu efendim bir küp şekerin üzerine bir damla işte aşı veriyorlar. Bunu ağzına koy. İşte aşı bu. Artık ne kadar sağlıklı, ne kadar faydalı onu siz tahmin edin. Yani bu ortamda, o böyle kalabalık bir ortamda, millet hani bir miting alanı gibi efendim çocuğun kimliği yok, adı yok, deftere kaydı yok. Getir çocuğunu şu şekeri ağzına koy. Tamam işte oldu, aşı oldu. Buna benzer. Aşılar böyle yapılırdı. Yani şimdiki ortama bakıyorsun, işte çocuğun efendim künyesi var, efendim aşı kartı var, efendim takip sistemi var, bilgisayar sistemi var, efendim hijyenik bir ortam, klimalı bir ortam, toz toprak yok. Ne kadar güzel ya. Biz demek ki boşa yaşamışız. Yani 70'li yılları düşünün. İşte böyleydi yani.